Merhaba sevgili HelpMath izleyicileri. Bugün sizlerle beraber Honor 20'yi inceleyeceğiz. O zaman introyu izle, gel bakalım. Gerçekten Honor 10'dan sonra Honor 20 nasılmış? Hep beraber bakalım. Introyu izleyip geldiniz değil mi? Honor 20'nin gerçekten arka tarafını, ön tarafını bayağı beğendiğinizi düşünüyor gibiyim. Çünkü amiral gemisi cep telefonu alabilmek için gerçekten çok ciddi miktarlarda paralar harcıyoruz. Yani 6000 liranın üzerinde bir para gerçekten harcanıyor ama bu telefon 4800 TL civarında, hem de 128 GB depolamaya sahip, 6 GB RAM'i var. Daha sonrasında başka say bir sürü özelliği var ama onların hepsini videonun ilerleyen dakikalarını sizlerle paylaşacağım. Ama en çok dikkat çeken nokta kamera ve ekran abi. Gerçekten size bunları bir anlatacağım. Hatta bana şunu diyor olabilirsiniz belki. Aranızdan diyecekler vardır ya, bu özellikler iPhone 11'de yok falan filan diye. Ama asla Apple cihazlarla Android bir cihazı bence karşılaştırmayın. Neden diyorsanız, çünkü aralarında bir yazılım farkı var. Siz aslında bir iPhone'un işte kamerasına falan filan değil, bir yazılımına para veriyorsunuz. Bu benim görüşüme göre. Neyse, Apple bu videonun konusu değil. Onu ayrıca bir şeylerde anlatacağım ama Honor 20'yi gerçekten beğendiğinizi düşünüyor gibiyim. Öncelikle Honor 20'nin bir tasarımsal özelliklerine bahsedeceğiz. Gerçekten nasıl çıktı piyasaya, ne oldu, ne bitti, bunlardan bahsedeceğiz. Sonra tasarım özellikleri, sonra teknik özellikleri, sonra da işte oyun testi falan filan. PUBG, Fortnite yadırlayacağız abi, yadırlayacağız. Şu anda bu videoyu Honor 10 kaydediyor. Peki Honor 20 gerçekten nasıl? Hep beraber bakacağız. Yani Honor 10 kullanan bir kişinin Honor 20'ye geçiş süreci diye düşünebilirsiniz. Honor markasının ne olduğunu bilmeyenler için hemen şöyle kısa bir hatırlatma geçelim arkadaşlar. Siz şimdi düşünüyorsunuz ya, işte Huawei var, o var, bu var, şu var, Honor ne ya falan diyorsunuz. Honor nereden çıktı? Ben bu markaya nasıl güveneceğim? Bu Çinli minli bir şey mi? Ne falan diyorsanız, size bunun açıklamasını şöyle yapayım arkadaşlar. Huawei'nin ürettiği işlemciydi, oydu buydu, çeşitli parçalar var ve Huawei'nin telefonları gerçekten çok güzel. Zaten bunu adınızda bilmeyen yoktur. Huawei gerçekten çok güzel telefon üretiyor ama Huawei diyor ki, benim diyor bir tane alt markam olsun. Ben diyor ürettiğim parçaları, şey yaptığım parçaları buna da vereyim. Bunlar da bir model çıkarsınlar ortaya. Ve onu da uygun fiyatı olarak satabilsinler. İşte burada Honor markası ortaya çıkıyor. Honor, Huawei'nin alt markası olarak biliniyor. Yani siz bu telefonu servise götürdüğünüzde buna Honor'un servisi bakmıyor. Buna Huawei'nin servisi bakıyor. Bu parçalar Huawei'nin, içindeki işlemci Huawei'nin. Yani açıkçası neden bu kadar ucuz? Bunlardan birisi marka. Yani burada Huawei yazmıyor da Honor yazıyor. Bir o açıdan bakabilirsiniz. Bir de şu açıdan bakabilirsiniz. Honor cep telefonları her yerde bulunamıyor. Yani gidip de elinizi kolunu sallayarak bir vatan bilgisayarda falan alamıyordunuz. Şimdi artık yavaş yavaş gelmeye başladı. Ve gerçekten de amiral gemisi cep telefonları çok iyi fiyata sunabiliyor. Bu gerçekten çok güzel. Ben ilk amiral gemisi olan, bakın en üst düzeye çıkan Honor 10 cep telefonunu lansmanına gittim, o telefonu deneyimledim, sonra telefon bana bir daha geldi, uzun kullanım testi yaptım, benim hatta artık videolarımı Honor 10 kaydediyor. Ama Honor 20'ye geçince ne fark edeceğim, bunu göreceğiz. Bu telefon yaklaşık 1-2 gün içerisinde gidecek ama tekrardan uzun kullanım için gelecek. O zaman zaten Instagram'da, storylerde sizlere bu Honor 20'den bahsedeceğim. Ama İlk izlenim olarak bana bir fark yaşatmadı. Yani Honor 10'dan Honor 20'ye geçilir mi diyorsanız, sadece işte kamera tarafında, bir de ekran tarafında geçilir.
Yani Honor'un gerçekten benim bütün istediklerimin hepsini karşılıyor. Her şey çok iyi ilerliyor. Ekranıydı, işletim sistemiydi, performansıydı, kamerasıydı, oydu buydu. Her şey çok iyi ama Honor 20'yi ilk olarak elinize aldığınızda 6.26 inç boyutunda bir ekran sizi karşılıyor arkadaşlar. Cihaz gerçekten çok büyük de değil, çok küçük de değil. Yani normal Honor 10'dan biraz daha büyük olduğunu düşünüyorum. Şu anda Honor 10 çekiyor beni, böyle yanına getirip ölçemiyorum ama şöyle söyleyeyim, bir iPhone 6 Plus veya iPhone 7 Plus'ın aynısı. Yani boyut olarak aynısı. O yüzden de telefon gerçekten tek elle kullanımda bazen yetişemeyebilir. Yani bunu illa iki elle kullanacaksın. Mesela Apple'da ne yapıyordun? Şöyle iki kere dokunuyordun. Ekran hafif aşağı iniyordu. Android'de de yapılabilir bunlar. Bir sıkıntı değil ama yani ele oturuyor. İlk olarak baktığınızda ekran gerçekten çok güzel. Bizi bir IPS ekran karşılıyor ve Full HD Plus çözünürlüğüne sahip. Şöyle ayarlar kısmına girdiğimde gördüğünüz gibi burada bir kameramız var. Bu kamera bizim ön kameramız. Kameranın detaylarına, özelliklerine birazdan geleceğim. Ve bu kamera şöyle camın altında kalıyor. Yani dışarıya bir çıkıntılığı yok. Yani siz bunu kapattığınızda sadece kamerayı ekranın altından görüyorsunuz. Burada bir çıkıntı falan filan söz konusu değil. Hemen şu kısımda bizim ahizemiz yer alıyor. Yani cep telefonuyla konuşacağınız zaman insanların sesini duymanıza yarıyor. Onun da böyle sağ tarafında böyle iliştirdiğim küçük bir LED var. O LED'de de telefonunuzu şarj ederken telefonun şarj durumunu görmenizi sağlıyor. Bildirim için yanıp sönüyor mu onu bilmiyorum, onu test etmedim ama açıkçası buraya da onu sığdırmaları ekstra güzellik olmuş. Tek elle kullanımda şu şekilde bir senaryoda izleyebilirsiniz. Hemen ekranınızı istediğiniz gibi küçültebiliyorsunuz ve ne oluyor? Tek elle kullanım avantajı sağlıyor size. Yani bu şekilde de kullanabilirim. Evet, yani ekranın her yerine elim erişiyor abi. Cayır cayır kullanabiliyorsun. Telegram'dan grafikerler grubuna gidelim mesela. Al abi. İstediğin gibi cayır cayır yazış. Klavyeyi de kullanabiliyorum. Oldukça rahat. Bunu isterseniz de büyütebiliyorsunuz. Honor 10'un alt tarafında parmak izi okuyucu sensörü vardı arkadaşlar. Bu telefonda parmak izi sensörü okuyucusu keşke ekranın içinde olsaydı. Ama maalesef güç butonunun yanına yerleştirmişler. Yani hem buton hem de parmak izi okuyucusu. Şöyle koyduğunuzda parmağınızı okuyup şak diye açıyor. Tabii ben şu anlık tanıtmadım. Bunun ekranın içerisinde olması en azından güzel bir şey olabilirdi. Honor 10'da dediğim gibi alt tarafta vardı ve biraz daha ekran yukarıya doğruydu. Ama burada ekran tamamen gördüğünüz gibi bizim kontrolümüz altında. Ve şu kısımda da gerçekten kamera hiçbir şekilde göze batmıyor. Çok güzel bir wallpaper'la. Burada da gördüğünüz gibi bir papağanın gözüymüş gibi oluyor kamera. Burada yine istediğiniz gibi bir şeyler koyabiliyorsunuz. Açıkçası ekran kısmını ben çok beğendim arkadaşlar. Hemen şöyle yan tarafına bakacak olursak ses açma kısmı butonlarımız yer alıyor ve onun altında güç butonumuz yer alıyor. Bu butonumuz da parmak izi okuyucu sensörüne sahip. Üst tarafa baktığımızda yine antenlerimizle alakalı şeritlerimizi görebiliyoruz. Ve burada bir adet receiver'ımız var. Honor 10'da olduğu gibi biz ne yapıyorduk? Bunu kumanda niyetine kullanabiliyorduk. Aynı özelliğin bunda da yer alması ekstra güzel. Ben ne yapıyordum? İş yerinde klimayı telefonumdan kapatıp açabiliyordum mesela. 2 saattir böyle klimanın şeyini bulmana gerek kalmıyordu. Hemen bir diğer tarafına baktığımızda bir adet sim kart giriş portumuz var. Bu portumuzda da bizim işte SD kart vesaire gibi şeyler takılabiliyor. Hemen alt tarafına baktığımızda hoparlörümüz ve USB Type-C portumuz. Kulaklık çıkışımız yok. Kulaklık giriş çıkış olaylarını Honor 20'de kaldırmışlar. Ben Honor 10'da gerçekten çok seviyordum. Çünkü bir aparat vesaire kullanmana gerek kalmıyor. Direkt şak diye kullanabiliyordun ama bunda o portun kaybolması beni biraz üzdü arkadaşlar. Kutuda Type-C'yi 3.5 mm'lik jack'a çeviren konvertörü de vermişler. Yani gidip de 2 saat o konvertörleri falan aramana gerek yok. O çevirici de kutudan çıkması ekstra güzel. Arka tarafına baktığımızda yine Honor 10'da alışık olduğumuz gibi böyle arka tarafı biraz kavisliymiş gibi bir şeye de geliyor ama aslında kavisli değil. Düz cam bir yüzeye sahip ve burada gördüğünüz gibi bir efektif gibi bir şey var. Şimdi kamera kısmına geleceğiz. Burada bizim 3 adet kameramız, flaşımız ve burada son olarak 4. kamera diyelim aslında ona. Gerçi kamera değil ama bir sensör. 2 megapiksellik mi, 3 megapiksellik mi ne? Burada derinlik algılama kameramız da bizi karşılıyor. Açıkçası kamera tarafına birazdan geleceğim. AI Vision diyor. Yani yapay zeka tarafında gerçekten kameralar kendini çok iyi kullanabiliyor.
Evet, Honor 10'da da yapay zeka vardı ama bunda artık daha fazla gelişmiş ve daha performanslı şekilde karşınızda. Yani Honor 10'dan Honor 10'e geçecek olan adam kameraları daha iyi kullanmak için geçebilir ve ekran için geçebilir. Evet, işlemci tarafında da bir artış var. Gerçekten de Honor 10'daki işlemci performansı ona yetmiyorsa o yüzden de geçebilir. Ben şahsen kamera ve ekran haricinde bir şey aramadım ya. Yok yani, Honor 10'da çok rahat kullanabilirim. Honor 20'nin teknik özelliklerine bakacak olursak ilk olarak ekrandan bahsedeyim arkadaşlar sizlere. Ekranımız 6.26 inç boyutunda IPS bir ekran ve Full HD Plus çözünürlüğe sahip. Yani 1080'e 2340 çözünürlüğü var arkadaşlar. İşlemci tarafına bakacak olursak da 8 çekirdekli 7 nanometre Kirin 980 işlemci var arkadaşlar. Gerçekten işlemci tarafında deli gibi koşuyor cihaz. Yani benim yapamayacağım bir şey yok diyebilir. Ve çok uygun fiyata da bu işlemciye sahip olmak ekstra güzel bir artı. RAM tarafına baktığımızda bizim kullandığımız modelde 6 GB'lık bir RAM var arkadaşlar. Honor 10'da da yine 6 GB vardı. Bunun 4 GB'lık versiyonu olur mu olmaz mı onu bilmiyorum ama görürseniz şaşırmayın. Depolama seçeneği olarak da 64, 128, 256 diye olacağını düşünüyorum ama bizim kullandığımız 128 GB boyutuna sahip ve microSD ile hafızanızı arttırabilirsiniz. Hepinizin merak ettiği gibi kamera tarafına gelelim. 32 megapiksel gücüne sahip f2.0 diyafram açıklığına sahip bir ön kamera var arkadaşlar. Bu 32 megapiksel, 48 megapiksel, işte megapikseli ne kadar yüksek olursa o kadar değil falan bir mevzu var ya. Tamam, evet, o konuda haklısınız ama burada da şu nokta da var. F dediğimiz bir olay. Eğer bu F rakamı ne kadar az olursa, yani 1.5, 1.6, karanlıkta daha iyi fotoğraf ve video çekme deneyiminiz oluyor. Eğer bu F diyafram olayı yüksek olursa, işte 2.8, 2.9 falan olursa, karanlıkta video çekme ve fotoğraf çekme olayı gerçekten berbat hale gelir. Yani bu F rakamının düşük olması daha iyi bir diyafram açıklığına sahip olması anlamına denk geliyor ve bu şekilde de karanlıkta görüntüler gerçekten muazzam olabiliyor. Bizim ön kameramızda biz karanlıkta bol bol fotoğraflar çekindiğimiz için f2.0 diyaframına sahip ve gerçekten de ön kamera tarafında enfes bir şey çıkmış ortaya. Ve hatta Android 9'un, hatta Android 10'da gelecektir. Onun da çeşitli özellikleri, siz fotoğraf çekinirken işte ekranda da parlaklığını falan arttırıyor böyle. En azından biraz daha ışık olsun ki ben kaliteli fotoğraf çekeyim diyor. Fotoğraf kısmına geldiğimizde AI butonuna bastığınızda zaten yapay zekalı bir şekilde ön kamerayı kullanabiliyor. Siz efektlerle falan uğraşmadan otomatikle efektini koyabiliyor. Ve size şunu söyleyeyim. Yapay zeka ile bir şeyi konuşturabiliyorsunuz. Yani ben şu anda bir Arlens'i canlandırıyorum. Ve şu anda benim yüzümü otomatikle... Baksana abi ya, çok güzel ya. Tabi bunun detayını biraz daha farklı karelerde sizlere gösterebilirim ama gördüğünüz gibi yapay zeka ile her şeyi yapabiliyor. Ön kameradan bahsettik, şimdi arka kameradan bahsedelim. 48 megapiksel gücüne sahip f1.8 diyaframı ile birlikte ana kameramız bizi karşılıyor arkadaşlar. Bir diğer kameraya baktığımızda da 16 megapiksel gücüne sahip f2.2 diyaframı ile birlikte ultra geniş açılı kamera bizi karşılıyor. Örneğin arkadaşlarınızla bir fotoğraf çekineceksiniz. Arkadaşlarınızın hepsi böyle yan yana dizildiler. Ama kareye sığmıyor yani. Geri geri mi gideceksin? Bunun için ultra geniş moduna geçip de hemen 16 megapiksellik f2.2 diyaframına sahip olan kameranızı kullanarak ne yapıyorsunuz? Siz hiç yerinizden kıpırdamadan geniş açıyla bütün herkesi tek kareye sığdırabiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten geniş açı kamera işe yarıyor mu diyorsanız, bir manzara fotoğrafı olsun veya çoklu bir şeylerin fotoğrafını çekmek olsun, gerçekten işe yarıyor arkadaşlar. Bir diğer kameraya baktığımızda 2 megapiksel gücünde olan f2.4 diyafram açıklığıyla birlikte makro lens bizi karşılıyor. Peki makro lens nedir? Ne işe yarar diye soruyorsanız, makro lensi hemen sizlere anlatayım. Ben şunun fotoğrafını çekeceğim. Çok yakından çekmem lazım ki böyle çok tatlı bir şey gözükmesi lazım. Çok yakından çekeceğim için makro lensi açıyorum ve bunu yakından detaylı bir şekilde çekebiliyorum. Bu kadar. Veya bir çiçek fotoğrafı veya bir arı vardır. Ben o arının fotoğrafını çekmem lazım. Hemen makro lensi açıp da çok güzel bir kareler ortaya çıkarabiliyorum. Gerçekten bunun için ana kamerada bir şeyler yapmana gerek yok. İçine, dibine kadar girmene gerek yok. Makro lensi aç, istediğin gibi takıl abi. Ha, bu arada unutmadan söyleyeyim arkadaşlar. Aynı zamanda da 2 megapiksel gücüne sahip
F2.4 diyafram açıklığı ile birlikte derinlik sensörü de bize karşılıyor. Yani siz bir fotoğraf çekeceğiniz zaman o derinlik sensörü sürekli bir sinyal gönderiyor, bakıyor. Fotoğrafın kareleri nasıl vesaire o da çekiyor ve sizin çektiğiniz fotoğrafta derinlikleri arttırarak daha güzel bir fotoğraf çekmenize olanak sağlayan sensör de burada yer alıyor arkadaşlar. Yani açıkçası istediğiniz işleri istediğiniz kamera lensiyle gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani gerçekten bu gidişte ne olacak? Arka taraf böyle komple kamera mı dolacak bilmiyorum ama gerçekten kamera tarafında Honor 10'a göre çok güzel artıları var arkadaşlar. 3750 mAh bataryasıyla birlikte Honor 20 gerçekten günü kurtarıyor arkadaşlar. Ha günü kurtarmasa da Quick Charge desteğiyle birlikte 22,5 Watt'lık bir adaptörüyle olduğu gibi ateş edebiliyor. Yani siz bu telefonu 1 saatte 0'dan 100'e şarj olarak çıkarabiliyorsunuz. Yani ben bunu 15 dakika şarj edeyim diyorsunuz %25-%30 şarjda oluyor. Yani hızlı şarj özelliğinde olmasıyla birlikte gerçekten bu telefon size çok iyi hizmet veriyor arkadaşlar. Ben Honor 10'un bu özelliğini çok seviyordum. Yani hızlı şarj olması, bir an önce bir şeylerin olması, yola çıkacağım, telefonumun şarjı %15. Yani ne yapacağım, ne edeceğim falan diyorum. Hemen ne oluyor? Takıyorum şarja. Bir 15-20 dakika kıyafetlerimi giyinene kadar bir bakıyorum. Benim o %10, %15 olan şarjım bir bakıyorum %50, %55'lere çıkmış ve gerçekten beni rahatlatıyor. Aynı şekilde bu özelliğinde bu telefonda olması ekstra artı. Bir telefon için bağlanabilirlik gerçekten çok önemli arkadaşlar. Wi-Fi performansı olsun, Bluetooth performansı olsun, şebeke performansı olsun. Hepsi bu telefonda oldukça güçlü arkadaşlar. Bluetooth 5.0 teknolojisiyle birlikte istediğiniz aygıtlarla bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Hatta birden fazla aygıtla da bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Wi-Fi teknolojisine bakacak olursak da Wi-Fi 5 yani eski adıyla Wireless AC desteğinde olduğunu belirtelim. 802.11 BGNAC yağdır abi yağdır. Şebeke tarafına baktığımızda da 3G ve 4G desteğinin olduğunu belirtelim. 5G bu cihaz içerisinde yok arkadaşlar. Ama çok gerekli mi şu an için diye düşünüyorsanız bizim ülkemiz 5G'ye geçmediği için ben pek bir gerek olacağını düşünmüyorum. Ama bizim ülkemiz 5G'ye geçtiğinde gerçekten iyi bir şey olacaktır. Yani 4800 liraya çok güzel bir amiral gemisi cep telefonuna sahip oluyorsunuz. Fotoğraf olsun, ekranı olsun, performansı olsun, oyun performansı olsun. Yani alayı abi alayı. Yani 5000 lira bile değil. 5000 liranın altında çok güçlü bir telefona sahip oluyorsunuz arkadaşlar. Ben şahsen bu yönünü çok beğendim. Evet dostlar, Honor 20 ile birlikte biraz oyun oynayalım. Bakalım ısınıyor mu? Isınıyorsa ne kadar ısınıyor? Şarjımız ne kadar gidiyor? Bunları bir görelim ve gelelim bakalım. Evet dostlar, şimdi Honor 20 ile birlikte biraz oyun oynayalım bakalım. Telefonumuzun şarjı şu anda tamı tamına %50 ve Wi-Fi'miz açık. Arkada da herhangi bir program vesaire açık değil. Ve pil gücü kısmından biz buna bir performans moduna çekelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi performans modu. Şu anda performans modunu açıyorum. Pilimiz daha fazla tüketilecek ama oyunlarda da çok iyi performans alabilmek için de bu modu açmak gerekiyor arkadaşlar. Evet dostlar, ilk oyunumuz PUBG. Oyunu ilk açtığımda biraz update falan filan geldi. İndirdik ama bir 150 MB da update gelmiş. Onu atlattık ve şimdi şarjımız %49. Performans modumuz açık ve PUBG başlasın bakalım. Grafikler kısmına geliyoruz ve aşırı yüksek diyorum ve buradan da Ultra HD diyorum. Ha, Ultra HD pek yakında diyor. Tamam, HDR diyorum, aşırı yüksek diyorum. Okey, başka bir şey yok. Parlaklığını şöyle biraz arttıralım oyunun. Tamam diyorum. Tamam, benim hızımı düşürsün. Hiç sıkıntı değil. Oyun ayarlarımızı en yükseğe çektik arkadaşlar. Ve şöyle geliyorum. Herhangi bir kasma söz konusu değil. Gerçekten full ayarlarda oyun çok akıcı arkadaşlar. Şöyle şunu takip edelim. Böyle kamerayla olunca biraz şey oluyor. Hadi bakalım.
düşün yetmedi. Neyse dostlar, 10 dakika PUBG oynadık. Şöyle oyunu aşağıya alalım. Bakalım durum neymiş. Benim de ellerim terledi biraz. Hani odanın sıcaklığı da terledi. Şu anda bunun şöyle ekranı kapatayım, siz de daha rahat görün. 40 derecelerde geziyor. 41. Telefon sadece çok hafif sıcak. Full ayarlarda PUBG'yi oynadık. Hem de 10 dakika oynadık. Şöyle şunu durduralım. Şöyle durdur. 10 dakikada 40 derece abi. Gerçekten çok iyi. Telefon cayır cayır yanmadı. Şöyle ön tarafına da arka tarafına da baktık. 40 derece gerçekten muazzam bir değer. Peki yüzde kaç şarjımız gitmiş? Sadece %4 şarjımız gitmiş. %50'de açtık PUBG'yi, update falan filan yaptık. %49'da başladık. Yani ortalama olarak %3 şarjımız gitti arkadaşlar. Hem de full ayarlarda. Evet dostlar, şu anda combat'ı açtık ve yaklaşık 1 GB indirdik. Şimdi telefonumuzun sıcaklığına bakıyorum. Telefonumuz 36, 37, 39. Yani zaten sadece indirme işlemi falan yaptı. Yani telefonumuz 39 derece. Ve şarj seviyemize de bakalım. Şarj seviyemizde %44. Performans modumuzda açık. Şöyle sesimizi biraz kısalım ve 10 dakikada combat oynayalım. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Evet, süremiz başladı. Ara sıra ekran kapanıyor. Sürekli tekrardan kilit falan açmak gerekiyor. Öyle bir problem yaşanabiliyor. En uygun diyor. Grafik ayarlarını değiştiremiyoruz. FPS sınırında 60'tan yukarıya veya sınırsıza falan getiremiyorum. Yani şu an bunu sağlamıyor bana. En uygunun yanına falan dokunsam da sağlamıyor. Neyse, böyle oynayacağız artık. Evet, grafikler yine her zamanki gibi şahane. Combat'ı oynayalım bakalım. Evet dostlar, Combat'ı da şöyle oynadık. Bu da 7,5 dakika. Yani bir 3 dakika daha fazla oynamanın pek bir sorunu olacağını düşünmüyorum. Ha, şöyle durdu diyorum. Ve pil seviyemize bakalım. %45'te %42 olmuş. Yani %3'lük bir şarjımız gitmiş. Ayarlarımız full'deydi. Ve sıcaklığımıza bakıyorum. 44 derece. 42 derece. Evet, şu an 44-42. 44 derecede çok uygun bir değer diye düşünüyorum. Evet, 45'i gördük. Şöyle alt kısımlara falan bakıyorum. Evet, 45'in üzerinde bir değer görmedik. Peki ön tarafta sonuç nasıl? Şöyle hemen ekran kilidini alalım. Ön tarafta da yine 40 dereceler falan filan görünüyor. 45 dereceye geldi. Yine de combat'ta da gerçekten çok iyi bir değer verdiğini düşünüyorum. Ama benim elim neden terledi ben de bilmiyorum. Ama bizim ölçü cihazımızda da herhangi bir problem vesaire yok. 44 derece. Al abi. O zaman oyunu değiştir bakalım. Şarjımız %41 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi performans modumuz açık. Tabii performans modu açık olmadığında bu ısınmanın biraz daha önüne geçilebilir hani. Gerçi ısınmıyor cihaz ya. Yani ben şahsen çok hafif bir sıcaklık görüyorum. O da çok normal. Şöyle başlatalım. Of ya, öğretici moduna mı geldik şimdi ya? Tamam, okey. Basılı tutacağım, biliyorum. We'll be right back.
Nereden baksanız oyunun yarısı öğretici videolarla dolsa da 8 dakikada asfalt oynamış olduk. Ve şarjımız %42 idi yanlış hatırlamıyorsam ve şu anda şarjımız %38. Yine bunda da %4'lük falan bir şarj tüketim olayı olmuş. Peki ısınma durumları nasıl? Şöyle sıcaklık durumuna bakacak olursak 40 derece, 39 derece vesaire böyle ilerliyor. Yani sıcaklık kısmında da bir problem gözükmüyor. Oldukça iyi durumda arkadaşlar. Evet dostlar, Honor 20'nin kamera performansını merak ettiğinizi düşünüyor gibiyim. Yani yanılmıyorum yani. Şimdi burada birkaç tane kısa video falan filan bir çekeyim, bir selfie falan yapayım. Bir de daha önce çektiğim fotoğrafları falan da sizlere bir yayınlayayım bakalım. Siz bir bakın, görün. Bir inceleyin bakalım. Şimdi ön kamerayı kullanarak bir selfie yapacağım. Hemen şöyle ayarlar kısmına gelip de çözünürlük kısmında 4332mp yazanı seçmişiz. Tamam, başka bir şey yok zaten. Direkt fotoğraf kısmına geldim ve otomatikle şöyle ayarlıyorum. Çekindiğim selfie'ye geliyorum. Gerçekten düşük ışıkta. Çünkü arka tarafta biraz bir loş bir ortam var. Kamera bile burayı 1200-1100'a falan çekiyor. Açıkçası güzel. Ben beğendim. Tabii kamerayı falan da daha silmedim yani. Hani belki parmak izinden dolayı biraz kötü olmuş olabilirdi. Ön kamera güzel. Şimdi ön kamerayla bir video çekelim bakalım. Evet dostlar, şimdi ön kameramızla birlikte bir video çekelim. Video 1080p 30 fps olarak geliyor. Şimdi başlatalım bakalım. Bu arada sesler de bu telefonun üzerindeki mikrofondan olacak ona göre. Evet dostlar, şu anda Honor 20'nin ön kamerasını kullanarak size videonun devamını sunuyorum. Ve sesler de yine Honor 20'den geliyor. Şöyle biraz yan tarafa doğru geliyorum. Belki renkler değişebilir. Ama hala da kameraya bakmakta çok zorlanıyorum. Çünkü kamera kısmı karanlık. Yani çok saçma bir nokta ama ben şahsen şu anda burada stabilizer kullanıldığını da düşünüyorum. Benim elim şu anda hafif hafif titriyor. Ama bu size yansımıyor. Çünkü telefon bir şekilde stabilizer yapıyor. Bunu yazılımsal mı yapıyor, donanımsal mı yapıyor bilmiyorum ama şu anda ekrandan gördüğüm kadarıyla çok tatlı bir görüntü var. Dostlar, video konusuna geldiğimizde size şunu da belirteyim. Bu telefon 4K 30 fps video kaydı yapıyor ve 1080p 60 fps video kaydı yapabiliyor. Ve bu video kaydını işte sadece ana kamerada yapabilirsin, sadece işte öbür kamerada yapabilirsin diye bir şart yok. Geniş açı kamerasında da, ana kamerada, diğer kameralarda da 1080p 60, 1080p 30 ve 4K 30 fps olmak üzere kaydınızı yapabiliyorsunuz. Yani sizi kısıtlamıyor. Yani demiyor yani sadece ana kameradan video çekeceksin diye bir şey yok. İstediğin lensten istediğin şekilde videonu çekebiliyorsun. Bu gerçekten çok güzel bir artı. Abi ne oluyor ya? Evet neyse, kamera tarafında güzelsin, anladık. Evet, tekrardan Arlens'e geldim. Ve şuradaki arka planı sil dediğimde benim konuştuklarım olduğu gibi buraya da yansıyabiliyor. iPhone'da da zaten böyle çeşitli özellikler vardı. Diğer telefonlarda da vardı ama Honor gerçekten bu özelliği attı. Sağ olun. Ben dönünce bu da dönüyor. Oo, gözümü kapatınca da kapatıyor. Abi siz ne yaptınız ya? Aydınlandım şu an. Neyse. Gerçekten de yapay zekalı kamera tarafında da yine çok güzel gelişmeler olmuş arkadaşlar. Yani bu fiyata gerçekten alınabilir bir telefon mu diye düşünüyorsanız bence alınabilir bir telefon. Ben şahsen çok beğendim. Honor 20 incelememiz bu şekildeydi arkadaşlar. Diğer incelemelerden biraz farklı olduğunu biliyorum. Çünkü Honor 10'la biraz karşılaştırma yaptım. Çünkü Honor 10'u gerçekten aylardır kullanıyorum. Aylardır kullanıyorum. Ve hatta yıl olmak üzere diyebilirim. O yüzden de ondan buna geçince hemen görüyorsun farkları, hissediyorsun, anlatıyorsun. Hemen şuralarda bir yerde bir abone ol butonu var. Abone ol butonuna basarak HelpMat YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Abone ol butonuna bastıktan sonra 17'de çıkabilecek olan hemen bir tane bir zil var. O zile basıp kaçarsanız yeni yayınlanacak olan videolarından hemen haberdar olabilirsiniz. Merak ettiğiniz bir şeyler varsa aşağıda yazabilirsiniz. Honor 20'den size yanıtlarımı vereceğim arkadaşlar. Ve Honor 20 ile alakalı biraz daha böyle detaylı bir şeyler öğrenmek istiyorsanız da zaten Instagram sayfamdan beni takip edebilirsiniz. Ve Instagram üzerinde de storylerde, paylaşımlarda falan sizlere bunu anlatıyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.